Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 31 Ağustos'ta Türkiye saatine göre sabah 4:36'da 7 derece Balık burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay Blue Moon, mavi Dolunay olarak da tanımlanıyor. Nedeni, bir ay içerisinde iki Dolunay meydana geldiğinde mavi Dolunay olarak isimlendirilir. Biliyorsunuz 1 Ağustos'ta Kova Dolunay ile Ağustos'a başlamıştık. Şimdi 31 Ağustos'ta Balık Dolunay'ıyla ayı tamamlayacağız. Evet, özel bir dolunay. Aynı zamanda çok ruhsal, spiritüel enerjiler taşıyan, duygusal, romantik etkiler barındıran da bir dolunay. Balık Dolunay'ı. Şimdi özellikle an haritasına baktığımızda burada Aslan Burcu'nun yükseldiğini görüyoruz. MC noktasında da Boğa Burcu var. Venüs Aslan Burcu'nda geriliyor ve yükselen noktasıyla kavuşumda sabit enerjilerin de güçlü olarak kendini gösterdiği bir yeni ay. Yeni ayın yöneticisi Jüpiter Boğa burcunda, Uranüs'le birlikte haritanın tepe noktasında yer alıyor. Ve haritanın 8. evinde meydana geliyor Dolunay. 2. evde Güneş Başak burcunda, Ay haritanın 8. evinde 2-8 aksı. Bunlar biraz daha böyle para, maddi konular, sahip olduğumuz değerler, başkalarıyla paylaştığımız kaynaklarla ilgilidir. Kendimizi güvende hissetmek istediğimiz konular ve bu alanlardaki bazı krizler, yüzleşmeler, dönüşümlerle de ilgili olabilir. Değişken burçlarımız birinci derecede etki alıyor. Bunlar ikizler, başak, yay ve balık. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Değişken burçlardaysanız ve özellikle güneşiniz, yükselen burcunuz ya da herhangi bir kişisel gezegeniniz değişken burçların 7 derece ve yakınlarındaysa bu dolunay sizin için çok daha önemli olabilir. 3 derece ile 12 derece aralığını etki alanı olarak kabul edebiliriz. Dolunay yine balık burcunda şu anda transitte olan Satürn'e birleşiyor. O yüzden Satürn'ün çok güçlü enerjilerini görüyoruz. Duygusal anlamda bizi çok zorlayabilir bu dolunay. Genellikle biliyorsunuz dolunaylar ruhsal, bedensel, zihinsel etkileri güçlü olan zamanlardır. Ama Satürn'ün Ay'la birleşmesi daha melankolik, biraz daha karamsar, içe dönük enerjiler de veriyor. Hayatımızda sorgulamalar yapabileceğimiz bir dönem. Satürn zordur. Tabii ki görevler, sorumluluklar, kısıtlamalar, engeller, zorluklarla bizi biraz daha yüzleştirir. Bunlar hangi alanlardaysa yaşamımızda dolunay onlarla bizi daha fazla yüzleştirecek ve bir şekilde zorlayacak ya da sınayacak diyebiliriz aslında. Balık burcu 12. burç, son burç, su elementinin değişken niteliklerini taşıyor. Kolektif alanla, evrensel konularla, maneviyat, ruhsallık, inançlar, din, her türlü sezgisel ilhamla gelen konularla alakalıdır. Dolunay sırasında sezgilerimiz çok güçlenebilir, ilham akışı artabilir, son derece duygusal, hassas, kırılgan olabiliriz. Yakınlarımıza karşı merhamet, anlayış geliştirmemiz mümkün. Affetmek, yardımlaşma temaları burada çok öne çıkabilir. Tabii ki burada yardıma ihtiyacı olan, aciz, ihtiyaç sahibi kişiler, yapılar, topluluklar da daha fazla dikkat çekebilir. Kurban olma, işte böyle bir şekilde zarar görme teması da vardır Balık burcunda. Çeşitli nedenlerle toplum içerisinde zarar gören, kurban olan, bir şekilde herhangi maddi manevi çeşitli nedenler nedeniyle sıkıntı çeken yani yapılar, insan grupları da yine Balık burcuyla alakalıdır. Sanatla ilgilidir Balık burcu. Sanatla ilgili yaratıcılığımızın çok güçlendiği bir dönemde olabiliriz. İlham akışının artması yaratıcılığımızı çok üst boyuta çıkarabilir. Biraz tabii ki dolunay dönemlerinde içe yönelmeler, tefekküre zaman ayırmak, yalnız kalmaya zaman ayırmak, iç sesimizi dinlemek, şöyle bir bilinçaltımıza yönelmek çok faydalı olabilir. Bilinçaltı çalışmaları, terapiler, arınma gibi, şifa gibi arayışlarda da yine Balık Dolunay'ın enerjisini çok güçlü bir şekilde kullanabiliriz. Dolunay sırasında Ay ile birleşen Satürn, Fourmile yıldızıyla, güçlü bir kraliyet yıldızı Fourmile'la birleşmiş görünüyor ve Güneş Başak Burcu'nda Tuğban yıldızıyla birleşmiş görünüyor. Bunlar oldukça spiritüel,
manevi yönü güçlü yıldızlar. Dolayısıyla dolunay döneminde okült çalışmalar, manevi çalışmalar, bir şekilde dua, rukiye ve benzeri meditasyon tarzı çalışmalar için çok uygun olabilir gökyüzünün enerjileri. Bu şekilde değerlendirilebilir. Yeteneklerimizin çok ortaya çıkabileceği bir süreç, ama işte elinde yeteneği olan, hani spiritüel güçleri olan, manevi gücü olan ya da sanatsal bazı yetenekleri olan kişilerin bu gücü doğru kullanmaları, kitleler ve insan grupları için kendi çıkarları doğrultusunda bu yetenekleri kullanmamaları gerekir. Eğer böyle durumlar varsa bu dolunay bazı zararlar getirebilir. Bu gücü ve yetenekleri bu anlamda kullanan, manipüle eden, kendi çıkarları için insanları, toplulukları kullanan kişileri biraz zorlayabilir ve onlarla ilgili hani daha fazla yüzleşmeler, hayatlarında zorluklar söz konusu olabilir. Dolunay sırasında Merkür Başak Burcu'nda geriliyor, Venüs geriliyor. Dolayısıyla biraz enerjilerin bizi aslında geçmişe çekmesi, kendi iç dünyamıza yöneltmesi mümkün. Bu anlamda işte bilinçaltı çalışmaları, terapiler, şifa arayışları için çok uygun olabilir. Geçmişten gelen bazı konuları artık sorumluluklarımızla yüzleşerek, yani hatalarımız varsa onlarla yüzleşip düzeltmeye çalışmamız, eksikleri tamamlamamız mümkündür. Yeni şeylere başlamak için çok doğru olmayabilir bu dönem. En azından 15 Eylül sonrası yeni ayı beklemek daha doğru görünüyor. Bu süreç biraz daha böyle tamamlanma, sorgulama, böyle bir farkındalık dönemi aslında. Hatalarla, eksiklerle de yüzleşme dönemi. Şifa, biliyorsunuz Başak Balık aksı sağlık ve şifa ile çok ilgilidir. Yani ruhsal ve bedensel. Dolayısıyla sağlığımız, hayat kalitemiz, yaşam gücümüz, tüm bu alanlarda hani hayatımızı, yaşamımızı, sağlığımızı olumsuz etkileyen konuları fark edip onları düzeltmek için de fırsatlar sunabilir bize dolunay. Zaten balığın temasında bırakmak, sonlandırmak vardır. Yani bunlar bizim için zararlı alışkanlıklar olabilir, bağımlılıklar olabilir. Belki yanlış bir ilişkidir, yanlış bir çalışma ortamıdır, bir iştir, bir alışkanlıktır, davranış kalıbıdır. Tüm bunları hayatımızdan çıkarmak, yaşamımızı sadeleştirmek, iyileştirmek, düzenlemek için de bu dolunay bize önemli imkanlar verebilir. Şimdi yükselen burçlarınıza göre dolunayın genel tesirlerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, balık dolunayı 12. evinizde olacak. Ruhsal olarak güçlü olduğunuz, sezgilerinizin öne çıktığı, yaratıcılığınızın arttığı bir dönemdesiniz. Bu dolunayla biraz yalnızlaşabilir, içinize dönebilir, bir inziva sürecine girebilirsiniz. Kısa bir tatil, bir mola, bir uzaklaşma da olabilir sizin için. Bazı gizli konular açığa çıkabilir hayatınızda, sırlar ya da sizin sakladığınız, saklamak istediğiniz konular. Sağlık konuları önemli, sağlığınızla ilgili. Kendinizi daha güçlü, daha iyi iyileştirmek adına, yaşam kalitenizi arttırmak adına zararlı bazı alışkanlıklarınızı, bağımlılıklarınızı bu dolunayda bırakabilir, onlardan kurtulabilirsiniz. Sanatla uğraşıyorsanız çok yaratıcı olacağınız bir dönem. Maneviyata yönelirseniz güçlü akış, sezgilerle birlikte önemli rehberlikler alabilirsiniz. Sizin için çok yol gösterici olabilir bu dolunayın enerjisi. Örneğin hani parayla ilgili bazı sorunlarınız varsa ya da maddi kaynaklarınızı kullanmak, para kazanmak, kişisel yeteneklerinizi değerlendirmek için bazı arayışlarınız varsa bu dolunay belki bu anlamda bazı yüzleşmeler getirebilir. Size yeni kapılar açabilir, farkındalığınızı arttırabilir. İşaretleri iyi takip etmeniz gerekiyor sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, balık burcundaki dolunay 11. evinizde olacak. Kalabalıkların dikkatini çekebileceğiniz, yaptığınız işlerle, harcadığınız emeklerle bunların sonuçlarını alarak belki de takdir edilip bir başarı kazanabileceğiniz bir süreçtesiniz. Bu dolunay üzerinde çalıştığınız projelerinizi sonuçlandırabilir. Maddi kazançlarınızla da ilgili olabilir. Emek harcadığınız konularda artık bir hak ediş dönemindesiniz. Bununla birlikte sosyal ortamlarda arkadaş grupları içerisinde bazı elemeler yapabilirsiniz ya da geleceğe dair plan ve programlarınızda neler olabilir, neler olamaz. Hani bunları şöyle bir gözden geçirmeniz, daha gerçekçi bir bakış açısıyla elde tutulur değerleri iyi bir şekilde kullanmak için hani bazı hedeflerinizi, planlarınızı değiştirmeniz mümkündür.
Jüpiter burcunuzda, Uranüs burcunuzda, Jüpiter dolunayın yönetici gezegeni. Dolayısıyla bu dönemde sahip olduğunuz kaynakları, yeteneklerinizi fark etme dönemindesiniz ve bunları fark ettiğiniz takdirde bu dolunayla birlikte artık gelecekle ilgili daha kalıcı hedefler kendinize belirleyebilirsiniz. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, balık burcundaki dolunay kuşkusuz sizin için önemli. Yılın önemli bir dönemindesiniz. Değişken burçlarımız çok daha fazla etki alıyor çünkü. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 7 derece ve yakınlarındaysa dolunay önemli etkiler getirebilir. Hangi alanlarda daha çok kariyer, toplumdaki statünüz, gelecekle ilgili hedefleriniz alanında gerçeklerle yüzleşmeniz, sorumluluklarınızın, görevlerinizin öne çıkması mümkün. Bu size bir iş getirebilir. Toplumda kariyerinizde bir adım atabilirsiniz, sorumluluk alabilirsiniz. İşten ayrılma, kariyerde bazı dönüşümler de olabilir tabii ki. Yani bir işi kaybetme olabilir ya da size uygun olmayan bir işten ayrılabilirsiniz. Kendi işinizi kurmak gibi bir sorumluluk içerisine de girebilirsiniz. Bu dönemde yaşamınızdaki sizin için özellikle otorite pozisyondaki kişiler, çalıştığınız yerdeki üstleriniz, aile içerisindeki ebeveynleriniz, bunların üzerinizdeki etkileri artabilir. Evet, onlarla ilgili sorumluluklar da olabilir ve bazı noktalarda belki biraz kısıtlandığınızı, daha fazla sorgulandığınızı, baskı aldığınızı da hissedebilirsiniz. Sonuçta Satürn'ün bu dolunayda önemli bir etkisi var ve size de sert bir açısı var. Yani daha gerçekçi olmanız, sorumluluklarınızla, görevlerinizle bu dönemde bir şekilde daha fazla onlara sahiplenmeniz gerekiyor. Gezegeniniz Merkür'ün retro harekette olması zaman zaman enerjinizi biraz içe döndürecek. Biraz daha hani karışıklıklar, zaman zaman belirsizlikler getirebilir. Bütün aile içi ilişkilerde, ebeveynlerle ilişkilerde dikkat edin. İşte yanlış anlaşılmalar, biraz duygusal sıkıntılar, kafa karışıklıkları olabilir bu süreç içerisinde. Doğru hedef belirlemeniz gerekiyor kendiniz için sevgili ikizler. Belki önümüzdeki 2 haftalık süreç içerisini bu anlamda hangi hedef, hangi iş, hangi kariyer sizin için daha doğru, bunları gözden geçirip değerlendirebilir, ona göre daha sağlıklı kararlar verebilirsiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, balık burcundaki dolunay 9. evinizde olacak. Genel itibariyle ruhsal anlamda manevi yanın çok güçlü olan, güçlü sezgilerin, ilham akışının olabileceği bir dönemdesiniz ve kuşkusuz romantizmi de arttırabilir sizin için bu dolunay. Romantik etkiler var. Bu dolunayla birlikte keyifli bir seyahate, bir yolculuğa, tatile çıkabilirsiniz. Özellikle yurt dışı konuları, uluslararası alanda beklentileriniz varsa ve burada yapılması gereken, tamamlanması gereken bazı işler varsa, yani bunlarla ilgilenebilirsiniz. Tabii ki Satürn etkisi biraz böyle engel, kısıtlama, bir zorluk çıkarabilir. Örneğin işte bir vize problemi ya da hani bu seyahatlerde bir engel, bir gecikme getirebilir. Veya hani eksikleri görüp tamamlamanız için size yeni kapılar da açabilir, yeni fırsatlar da sunabilir. Kronik hale gelmiş bir sorunu varsa bunu çözmek için daha gerçekçi bir bakış açısıyla doğru kanallarda hareket edebilirsiniz. Eğitim konuları, akademik konularda bazı hedeflerinize ulaşmanız mümkün bu dönemde. Hukuksal işleriniz varsa, hak arayışlarınız varsa belki onunla da ilgili bazı artık daha sorumluluklarla yüzleşip belirli bir kendinize yol haritası çizeceksiniz. Bununla ilgili önemli açılımlar da olabilir sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, balık burcundaki dolunay 8. evinizde olacak. Bu dolunayın yükselen burcu da aslan olduğu için önemli etkiler alabilirsiniz. Özellikle para konuları, finans konuları, borç alacak konuları, hisseli paralar, paylaşımlar, eşinizin kaynakları, işbirlikleri gibi alanlarda bazı krizlerle yüzleşmeniz mümkün. Bu dönem yeni bir borç almak, kredi almak, borçlanmak, yatırım kararı almak için çok uygun olmayabilir. Aslında elimizdeki olanakları iyi değerlendirmemiz, gözden geçirmemiz gerekiyor. Eksikler varsa bir hesap hatası olabilir. Mesela harcama dengesizliklerimiz olabilir. Kazançlarımız nedir, giderlerimiz nedir? Hani buna göre bir muhasebe yapma ve belki de bazı
giderleri eleme, hani ona göre harcama planı oluşturma dönemindeyiz. Unuttuğunuz bir borç, bir vergi sorunu karşınıza çıkabilir ya da size ait kaynakları kullanırken yaptığınız bir yatırım, bir satış, bir kiralama, bir kontrat, bir anlaşma. Hani bunlarla ilgili yüzleşmeler, gözden geçirmeler olabilir. Yeni konulara biraz dikkatli yaklaşalım ama geçmişten gelen konuları gözden geçirip adım atabiliriz. Yani gereksiz olan bir şey ya da yarar görmediğimiz bir anlaşmayı bitirebiliriz. Bununla birlikte hani bizim için yararlı olan bazı uygulamaları da özellikle parayla ilgili konularda devam ettirebiliriz. Eşinizin kaynakları ile ilgili, kazançları ile ilgili bazı gelişmeler olabilir. Buralarda eşinizin işe başlaması ya da eşinizin işten ayrılması ve benzeri gibi konu gündeme gelebilir. Maddi alanlarda daha ciddi, daha planlı, programlı olmanız gereken bir dönemdesiniz sevgili aslanlar. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar, bu Dolunay tabii ki sizin için çok önemli. Güneş burcunuzda, Dolunay tam karşıt burcunuzda meydana geliyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneşinizle Yükselen Burcunuz 7 derece ve yakınlarındaysa çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Aslında 3 ve 12 derece aralığı burada çok önemli etkiler alabilir. Satürn 3 derecede bu Dolunay'da. İlişkilerinizle ilgili ciddi bir dönemdesiniz. Bazı ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz. Merkür de zaten retro biliyorsunuz. Sizi zihinsel anlamda biraz duraklatıyor. Biraz ayrıntılara çok takılabilirsiniz bu dönemde. Çok daha kuşkucu, şüpheci, eleştirel olabilirsiniz. Eğer sorunlu bir ilişkiniz varsa burada gerçeklerle yüzleşmeniz, belki önemli kararlar almanız mümkün. Bu bir işbirliği, bir arkadaşlık ya da bir evlilik, eş partner konusu olabilir. Yani sizin için doğru mu, yanlış mı ya da artık hani sizi zorlayan konular var mı? Yani bu ilişkinizde bunları iyice, sorunlar nedir? Bunları fark etmeniz mümkün. Çözüm yollarını da tabii ki bulabilirsiniz. Ama çözümsüz konular artık bitebilir. Yani Satürn bazı ilişkileri hayatınızdan çıkarma kararı verebilir. Bununla birlikte bazı ciddi ilişkilerde de önemli adımlar atabilirsiniz. Yani kalıcı ilişkiler içinde bu Dolunay sizi destekliyor aslında. Güven veren ilişkilerinizi, uzun süreli ilişkilerinizi, işbirliklerinizi hayatınıza sokmak için bu Dolunay size önemli bir kapı açabilir. Belki önemli kararlar burada verebilir. İlişkilerinizin sorumluluğunu alabilirsiniz sevgili Başaklar. Sevgili Teraziler ve Yükselen Burcu Terazi olanlar, Balık Burcu'ndaki Dolunay sizin 6. evinizde parlayacak. Gezegeniniz Venüs retro hareketini sürdürüyor. Aslan Burcu'nda Merkür de retro. Birazdan enerjilerin yavaş, karışık, içe dönük olduğu bir Dolunay aslında. Zaten Balık son derece ruhsal, sezgisel, duygusal bir burçtur ve Dolunay'da çok daha bizi hassas yapabilir. Hem bedensel hem ruhsal hassas olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Kırılgan olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Sağlığınızla ilgili bazı gündemleriniz olabilir. Sağlığınızla ilgili gözden kaçırdığınız detaylar varsa ya da ihmal ettiğiniz bir şeyler varsa bu Dolunay onlarla yüzleşebilirsiniz. İşte check-up, kontroller, İşte böyle rutin bakımlarınız söz konusu olabilir. Burada sağlıkla ilgili bir sorununuz varsa ve çözüm bulamıyorsanız belki tedavi yollarında bir değişiklik olabilir. Farklı bir tedavi uygulaması söz konusu olabilir. Burada arayışlarınız olabilir. Zararlı alışkanlıklarınız, bağımlılıklarınız, bunları bırakmak için İyi bir dönem aslında. Satürn zaten hayatınızda bir çeki düzen vermeniz gerektiğini işaret ediyor. Diyete başlayabilirsiniz, beslenme düzeninizi değiştirebilirsiniz, bağımlılıklardan kurtulabilirsiniz. Kendi sağlığınız olduğu kadar evcil hayvanlarınızın genel sağlığı da önemli olabilir bu Dolunay'da. Hizmet aldığınız kişiler, yanınızda çalışan kişiler, yardımcınız, asistanınız belki işten ayrılabilir. Yani bunun gibi bir düzen değişimi olabilir günlük hayatınızda. Bununla birlikte işte tüm giyim kuşam bile olabilir. Yani alışkanlıklarınızla ilgili, imajınızla ilgili bazı kararlar verebilirsiniz. Yaşam kalitenizi arttırmak, konforunuzu yükseltmek, sağlığınızı iyileştirmek adına Satürn burada size biraz daha sorumlu davranmanız gerektiğini işaret ediyor. Gerçekçi davranmanız gerektiğini işaret ediyor sevgili Teraziler. Sevgili Akrepler ve Yükselen Burcu Akrep olanlar, Balık Burcu'ndaki Dolunay 5. evinizi aydınlatacak. Son derece romantik, duygusal, sizin adınıza enerjisi güçlü bir Dolunay. Bu Dolunay'da çok hassas ve kırılgan olabilirsiniz.
aşk hayatınızla ilgili gündemleriniz var. Sizi mutsuz eden, biraz melankolik ve karamsar olabileceğiniz durumlar da olabilir. Özellikle romantik konularda, aşk konularında. Belki bir ilişkiyi sonlandırmak gibi bir konunuz olabilir. Ya da bir hayal kırıklığı olabilir. Ama bunun yanı sıra süre gelen ilişkilerinizde çok romantik, duygusal fırsatlar da çıkabilir. Çocuklarla ilgili önemli etkiler var. Hamilelik, doğum gibi bir konuda. Mesela çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz. Ve bununla ilgili artık sorumluluk alma dönemi. Çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgili bazı gündemleriniz var. Hani Satürn burada sizi yoracak bazı sorumluluklar getirebilir. Onların eğitimleri, onların sağlıkları, onların düzenleriyle ilgili alanlarda. Para konularına ve maddi konulara biraz gerçekçi yaklaşmanız gerekiyor. Bu dönemde özellikle yatırımlarda çok risk almamak lazım. Kaynaklarımızı daha doğru bir şekilde, emin bir şekilde kullanmak daha doğru olacaktır. Daha önceden vermiş olduğumuz kararlar varsa onları bir gözden geçirmek, test etmek, muhasebesini yapmak doğru olabilir sizin adınıza sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, balık burcundaki dolunay sizin için de çok önemli. Yılın önemli bir dönemindesiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 7 derece ve yakınlarındaysa artı eksi 5 derece alabilirsiniz. Dolunay sizin için önemli olacaktır. Dördüncü evinizde meydana geliyor. Dördüncü ev daha çok özel hayattır. Yaşamınız, yani ailenizdir, yuvanızdır, yaşadığınız evdir. Hani buralarda bazı önemli etkiler söz konusu. Satürn de bu alanda olduğu için demek ki aile ile ilgili sorumluluklarınız var. Bazen ebeveynlerle ilgilenmeniz gereken bir süreçtir bu. Onların size olan ihtiyaçları olabilir, hastalıklar olabilir. Ebeveynlerle ilgili konularda zaman zaman duygusal olarak biraz zorlanmanız, kısıtlanmanız mümkün. Sorumluluklar artıyor. Bazılarınız için evlenmek, yuva kurmak da bir sorumluluk. Tam dördüncü ev alanı. Yani hayatınızı oluşturacaksınız, yuvanızı kuracaksınız. Dolayısıyla bu da bir dolunay etkisidir. Ayrılmalar da olabilir. Bir ayrılık olduğunda evden ayrılmak, ev değişikliği, taşınma ve benzeri gibi konular da olabilir. Burada bir düzeninizle ilgili bir değişimi ya da yeni bir düzen kurmakla ilgili bir konuyu da işaret ediyor aslında bu dolunay sevgili yaylar. Gezegeniniz Jüpiter zaten dolunayın yöneticisi olacak. Dolunayla birlikte günlük hayatınız, alışkanlıklarınız, yaşadığınız yer, iş ve çalışma koşullarınızla ilgili etkiler var. Bazılarınız belki evde bir iş kuracak, evde iş düzeni oluşturacak. Bununla ilgili sorumluluklar öne çıkıyor. Bu dönemde maddi manevi bazı yükümlülükler de söz konusu olabilir tabii ki. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, balık burcundaki dolunay 3. evinizde olacak. Biraz daha yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Daha çok akrabalarınız, kardeşlerinizle ilgili gündemleriniz var. Beklediğiniz bir haber gelebilir yakınlarınızla ilgili. Komşularla ilgili konular var. Evet, Satürn'ün enerjisi biraz zorlayıcıdır. Sorumluluklar var, kısıtlamalar, biraz melankolik ve karamsar etkiler olabilir. Yani bir, çok sevdiğiniz bir komşunuz taşınabilir. İşte kardeşinizle ilgili bir zorluk olabilir. Ya da onun hayatında yüzleşmesi gereken bazı sorumluluklar var. İstediğiniz bir seyahate çıkamayabilirsiniz ya da gecikmeler olabilir. Eğitimle ilgili öğrenmeniz gereken konular varsa bir eğitime başlama ya da bir eğitimle ilgili bir sınav gibi alanda bir zorluk olabilir. Bir kısıtlama ya da bir sıkıntınız olabilir. Ama harcadığınız, yani emek harcadıysanız, disiplinli ve sorumlu davrandıysanız burada önemli hak edişlerle de karşılaşabilirsiniz tabii ki. Seyahatlerde, trafikte, yakın çevre ilişkilerinde bu dönemde biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bilgi paylaşımına daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Eğer işiniz eğitim gibi bir işle çalışıyorsanız burada mesela sanatla ilgili olabilir ya da herhangi bir ruhsal, daha spiritüel işleriniz olabilir ya da herhangi bir alanda eğitim veriyor olabilirsiniz. Etik kurallara dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle çevrenizdeki kişilerle bilgi paylaşımlarında burada daha sorumlu davranmanız gerekiyor sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, balık burcundaki dolunay ikinci evinizi aydınlatıyor olacak. Para konuları, kazançlarınız, gelir giderleriniz, sahip olduğunuz kaynaklar
önemli. Bu dolunayda Satürn zaten para evinizde, biliyorsunuz. Parayla ilgili biraz kısıtlama, engel ve sıkışıklık hissediyor olabilirsiniz. İhtiyaçlar öne çıkabilir bu dolunayda. Ödenmesi gereken borçlar olabilir, zorunlu alışverişler, ihtiyaçlar olabilir ve siz kendinizi parasal konuda sıkışmış hissedebilirsiniz. Bazılarınız için bir iş kaybı da olabilir, gelirlerde bir eksilme, bir sonlanma da olabilir. Ancak kendi kaynaklarınızı geliştirme anlamında uzun süreli, kalıcı kazançlar, iş kurma, iş yapma, bir mesleki alanda gelişme, yeteneklerinizi değerlendirip para kazanma alanında da bu dolunay sizi teşvik ediyor. Yani yaratıcılığınızı, yeteneklerinizi kullanabilir, para kazanma ilhamları da alabilirsiniz. Etik kurallara dikkat ederek, yeteneklerinizi doğru kullanarak bu dolunayda aslında maddi durumunuzla ilgili kalıcı, daha uzun süreli iyileşmeler, somut adımlar atmanız mümkün. Biraz muhasebe ve hesap yapma dönemi. Merkür geriliyor, biliyorsunuz. Venüs de geriliyor. Yani parayla ilgili konularda, alışverişlerde, yatırımlarda hızlı karar vermemek lazım. Daha çok içinde bulunduğumuz şartları şöyle bir gözden geçirelim. Ödenmesi gereken borçlarınız olabilir ya da beklediğiniz alacaklar olabilir. Buralarda şöyle bir dengeyi kurmak gerekiyor. Eski hesapları kapatmak gerekiyor. Maddi durumunuzda sıkıntılar ve sıkışıklıklar hissediyorsanız belki burada doğru bir hesap kitap yapmanız, ona göre muhasebe yapmanız ve daha gerçekçi adımlar atmanız gerekiyor. Para konularında özellikle sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, sizin dolunayınız tabii ki yılın en önemli dönemi. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz özellikle 7 derece ve yakınlarındaysa çok önemli olacak bu dolunay için. Bu dolunay sizin için, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Hem balık, güneşi balık olanlar, hem yükselen burcu balık olanlar için bir fark edilme, öne çıkma dönemi aslında. Satürn de burcunuzda. Tabii ki Satürn her 29-30 yılda bir burcumuza gelir. Sizin için 2026 yılına kadar Satürn burcunuzda olacağı için Satürn enerjisine alışmanız lazım. Satürn biraz daha hayatınızda daha gerçekçi olmanız, daha somut davranmanız, ayaklarınızın yere sağlam basması gerektiğini, sorumluluk almanız gerektiğini işaret ediyor. Sizi olgunlaştırıp büyütüyor aslında. Bu dolunay bir iş sorumluluğu getirebilir size. İlişkilerinizle ilgili sorguladığınız bir dönemdesiniz. Çünkü Merkür orada retro harekette. Yani bir ilişkinizle ilgili ne yapmak istediğiniz konusunda kararsızlıklarınız varsa, şimdi önümüzdeki 2-3 haftalık dönemde bunları daha iyi sorgulayabilirsiniz. Ve bir ilişkiyle ilgili artık bir sorumluluk almanız gerekiyorsa, onu da yapmanız gerekiyor. Çünkü doğru adımları atamazsanız, gereken sorumlulukları alamazsanız ilişkilerle ilgili sıkıntılarınız olabilir. Karşınızdaki kişilerin beklentileri olabilir, sizden istekleri olabilir, eleştirileri olabilir. Yanlış ilişkileri de belki bitirme dönemindesiniz. Bir iş ilişkisi, bir işbirliği içinde bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bu da sizin için önemli bir dönem. Tabii ki bir sorumluluk alma dönemi ama güvenebileceğiniz bir kişi midir, değil midir? Hani bunlara da iyice bir muhasebe etme, gözden geçirme dönemindesiniz. O yüzden çok acele karar vermemek lazım. Özellikle iş ilişkileri, iş teklifleri, iş birlikleri konusunda da. Dolunay sırasında ruhsal ve bedensel hassas olabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin. Sağlığınızla ilgili ihmalleriniz varsa, sağlığınızı iyileştirmek, yaşam kalitenizi arttırmak adına belki de yanlış şeyleri hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. İşte zararlı alışkanlıklar olabilir, bağımlılıklar olabilir. Diyete başlayabilirsiniz. Çünkü Satürn zayıflama konusunda özellikle sizi destekleyecektir. Ancak illa kilo vermek için değil, sağlıklı olmak için, belki bir hastalığınızı tedavi etmek için böyle bir diyet, beslenme düzeni ve benzeri konularda da daha gerçekçi olmanız, daha sorumlu davranmanız gerekebilir sevgili balıklar.